Merhaba, bu videoda aşındırıcıların güvenli kullanımı hakkında sizlerle bazı temel bilgiler paylaşacağım. Aşındırıcılar ile çalışırken öncelikle kullanacağınız ürünün denetlendiğinden emin olmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kullanacağınız ürünün üzerinde OSA logosunun yer almasıdır. OSA, aşındırıcı ürünlerin iş güvenliği koşullarını belirleyen ve bu doğrultuda üreticiyi denetleyen bağımsız Avrupa merkezli bir kalite normudur. Fakat kendi güvenliğimiz için bizlerin de alması gereken bazı önemli tedbirler vardır. Ürünler paketlenmeden önce birçok kalite testinden geçse de taşıma ve depolama hatalarından kaynaklı problemlerle karşılaşılabilmektedir. Örneğin raflara dik konumda istiflenen taşlar zamanla eğrilebilir. Bu da taşın sık kullanılan tabirle balans yapmasına, yani çalışma esnasında titreyerek iş parçasına vurmasına neden olur. Bu problemle karşılaşmamak için aşındırıcılar raflara ya yatay konumda yerleştirilmeli ya da bir stand üzerinde tutulmalıdır. Öte yandan kesme ve taşlama taşları yüksek oranda reçine içermektedir. Reçine neme duyarlı bir madde olduğundan ürünler rutubetli ortamlardan uzak tutulmalıdır. Yüksek neme maruz kalan aşındırıcıların çalışma ömrü olumsuz etkilenmektedir. Aşındırıcıları kullanmaya başlamadan önce ilk önceliğimiz uygun makine seçimi olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, makine üzerinde belirtilen devir sayısının aşındırıcı üzerinde belirtilen maksimum devir sayısından daha düşük olması gerektiğidir. İkinci olarak dikkat edilmesi gereken nokta, çapak muhafazasının mutlaka takılı olması ve hiçbir koşulda çıkartılmamasıdır. Çapak muhafazasının temel görevi, işlem sırasında ortaya çıkan sıcak metal çapaklarından kullanıcıyı korumak ve olası bir taş patlamasından kullanıcının en az zararla kurtulmasını sağlamaktır. Bununla birlikte çapak muhafazası taş motoruna uygun boyuttan daha büyük bir taşın takılmasını da önlemektedir. Çapak muhafazası çıkarılmış bir taşlama motoruna izin verilen maksimum çaptan daha büyük bir taş takılması halinde makinenin dönme hızı taşın üzerinde belirtilen maksimum dönme hızından daha yüksek olacağından taşın üzerine aşırı bir merkez kaç kuvveti bineceği için patlama riski ortaya çıkacaktır. Bu tehlikenin önüne geçmenin en kolay yolu ise makinenin çapak muhafazasını hiçbir zaman çıkartmamaktır. Kesme ve taşlama taşları yüksek hızda çalışan malzemelerdir. Kullanım esnasında taştan kopan bir parçanın korumasız bir bölgemize çarpması mutlaka yaralanmaya yol açacaktır. Bu nedenle aşındırıcıları kullanırken mutlaka kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak gerekir. Bunlar kolayca bulabileceğimiz ve çok pahalı olmayan bir çift kaynak eldiveni, gözlük, kulaklık ve tam yüz siperliğinden oluşmaktadır. Yalnızca gözlük kullanımı yetersiz olup tam yüz siperliği yüzümüzün tamamını korurken gözlüğün alt ve üst boşluklarından girebilecek çapakları da engellemiş olur. Makineye uygun olarak takılan aşındırıcı ile kesme veya taşlama işlemine başlamadan önce herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için yaklaşık 10 saniye kadar boşta çalıştırılarak çıkan ses ve makinedeki titreşim izlenmelidir. Herhangi bir problem gözlemlenmemesi halinde işleme başlanabilir. Taş uygun anahtarla taş motoruna takılmalı ve çıkartılmalıdır. Vurarak çıkarma, taş motorunun göbeğini bozacağı gibi taşta çatlakların oluşmasına ve kullanım esnasında patlamasına neden olabilir. İşimiz bittiğinde makine önce üzerindeki düğmeden kapatılmalı, sonra makinenin elektrik bağlantısı mutlaka kesilmelidir. Unutmayın, geleceğimiz ne kadar güvenli çalıştığımıza bağlıdır.